izleyenler, Son 32'den herkese merhaba. Muhtarlar Konuşuyor programı başlıyor. Bugün Sidre Mahallesi'ndeyiz. Hacer Hanım'a konuk olduk. Bakalım sorularınızı nasıl cevaplayacak? Evet Hacer Hanım, bugün bize vakit ayırdığınız için öncelikle teşekkür ederiz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? 1977 Yalvaş Çetince doğumluyum. 6 aylıkken geçirmiş olduğum çocuk felci rahatsızlığından dolayı ortopedik engelliyim. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimimi Yalvaş'ta tamamladım. Anadolu Üniversitesi Emlak ve Emlak Yönetimi mezunuyum. 1997 yılında Isparta Belediyesi'nde işe başladım. 2002 yılında evlendim, 3 çocuk annesiyim. 2014 yerel seçimlerinde mahalle halkıma hizmet edebilmek için muhtar adayı oldum. Halkımın teveccühleriyle hem 2014 hem de 2019 yılında muhtar olarak seçildim ve şu anda da görevime devam etmekteyim. Evet Hacer Hanım, pandemi sürecinde mahallenizde ne gibi çalışmalar yaptınız? Pandemi sürecinde çok büyük bir toplumsal bir sıkıntıydı, evet, bütün Türkiye için. Tabii biz de bu sıkıntılı dönemde vatandaşlarımızı yalnız bırakmak istemedik. Vefa Sosyal Destek Masamız kuruldu. Ama tabii ki onlar gelinceye kadar acilen biz bir aile gibiyiz mahallede. Yaşlı vatandaşlarımız, engelli vatandaşlarımız acil ihtiyaçlarını bana ilettiler. Ben de eşim de dahil birlikte, çocuklarımız da dahil birlikte hareket ederek onların ihtiyaçlarını, market ihtiyacı olsun, market para çekecekleri durumlar olsun, acil bir şeyleri bitenlerin ihtiyaçlarını tamamen gidermeye çalıştık elimizden geldiği kadar. Ayrıca Isparta Belediye'mizin koordinesinde düzenli olarak sokaklarımız dezenfekte yapıldı, ilaçlama yapıldı, sokaklarımız sürekli yıkandı. Ve ben buradan Sayın Belediye Başkanımıza, Başkan Yardımcılarımıza ve emeği geçen bütün personel arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Biz o dönemde çok memnun kaldık. Vefa Sosyal Destek Masamız da Sayın Valimiz tarafından koordine edildi. O konuda da çok memnunduk. Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Vaktinde vatandaşlarımızın maaşları geldi. Acil ihtiyaçları geldi. Sürekli gece gündüz bizimle irtibat halindelerdi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum ve personel arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ve ben buradan bir de hayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Toplumsal desteği biz orada gördük. Olandan olmayana aktarmayı biz hakikaten Türk toplumu olarak, Sidre Mahallesi olarak biz bu dönemde yaşadık. Hepsinin hayrını kabul etsin. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet Hacer Hanım, mahallenizdeki eksiklikler nelerdir? Mahallemizin ortalama nüfusu yaşlı bir kesime sahip olduğu için pazar yerine gitmekte çok zorlanıyorlar. Mahallemizin pazar yeri ihtiyacı var. Ve daha sonra okulumuzda da Sparta'nın ortaokul kaynaştırması Şehit Burhan Açıkkol Ortaokulu'nda ve çevre köylerin taşımalı ilkokulu ve ortaokulu da bizde olduğu için, mahallemizde olduğu için. Bunlar tabii çok boşlukta kalıyorlar spor yapmaları için. Biz bir kapalı spor salonu istiyoruz. Ayrıca gençlerimizin vakit geçirebilmesi, kötü alışkanlıklara bulaşmaması için semt spor sahası talebimiz var. Ayrıca
mahallemizin kentsel dönüşüm ihtiyacı var. Evlerimiz çok eski, gecekondu evlerimiz var. Depreme karşı engelimizi biz böyle almak istiyoruz. Yetkililerimize de duyurmak istiyorum ihtiyaçlarımızı. Ayrıca bizim çok amaçlı bir sosyal tesis ihtiyacımız var. Hanımlarımız geliyorlar, bize bir kafe diyorlar. Vakit geçirebilecekleri bir yer istiyorlar. El sanatlarını rahat yapabilecekleri bir alan istiyorlar. Okulumuzun bodrum katındalar şu anda. Onların da işlevsel olarak faal olmaları için, daha rahat ortamda işlem yapabilmeleri için bizim çok amaçlı bir sosyal tesis ihtiyacımız var. Evet Hacer Hanım, bugün bize öncelikle vakit ayırdığınız için ve sorularımızı cevapladığınız için teşekkür ediyoruz. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Asıl ben çok teşekkür ederim Son 32 ailesine. Bizleri burada ziyaret etti, mahallemizi tanıttığı için, bizlere vakit ayırdığınız için ben size teşekkür ediyorum. Tabii hizmet tek başına olmuyor. Tek başına taş ne işe yarar? Hiçbir şeye yaramıyor. O yüzden biz hep birlikte hizmet veriyor, hizmet alıyoruz. Ben bütün azalarıma ve mahalle halkıma bana destek oldukları için, özellikle pandemi sürecinde kurallara uydukları için çok teşekkür ediyorum kendilerine.